Evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülhamit Han'ı işleyeceğiz. II. Abdülhamit Han tahta geçmeden önce nasıl bir şehzadelik yaşadı? Tahta ne zaman geçti? Kaç sene tahta kaldı? Ve devam eden yıllarda neler yaşadı? Yıldız Sarayı'nda yaşadığı şeyler ve kişiliğine de değineceğiz. Evvel zaman içinde başlıyor. Abdülhamit 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. Babası Abdülmecit, annesi Tiri Müjgan kadın efendidir. 11 yaşında annesini kaybettiği için babasının emriyle hiç çocuğu olmayan Piristü kadın efendi kendisine analık etti. Özel hocalar tayin edilerek eğitildi Abdülhamit. Gerden kıran Ömer efendiden Türkçe, Ali Mahfi efendiden Farsça, Ferit ve Şerif efendilerden Arapça ve diğer ilimleri, Vakainüvis Lütfü Efendi'den Osmanlı tarihi, Ethem ve Kemal Paşalarla Gardet adındaki bir Fransızdan Fransızca, Guatelli ve Lombardi adında iki İtalyan'dan musiki tahsil etti. Şehzadeliği oldukça serbest geçen Abdülhamit, Maslak çiftliğinde toprak işleriyle meşgul oldu. Burada koyun besledi, Üstübeç madenleri işletti. Borsa faaliyetlerine katılarak para kazandı. Tahta çıktığı zaman servetinin 100 bin altını aştığı söylenir. Sultan II. Abdülhamit 34 yaşında tahta geçti. Kendisinden önce 5. Murat vardı ki darbeyle indirilmişti. Aslında kendisi o zaman tahta geçeceğini düşünmüyordu. Yaşanan olaylar sonrasında bir anda kendisini tahta buldu. Peki tahta geçmeden önce şehzadelik döneminde Abdülhamit neler yaşadı? İlk etapta şehzadelik yıllarıyla başlayalım. Sultan Abdülhamit'in şehzadelik dönemine baktığımızda aslında yakın bir dönemde tahta geçme ümidi olmayan bir konumda olduğunu biliyoruz. Çünkü amcası Sultan Abdülaziz, sonrasında da ağabeyi Murat ve dolayısıyla onların devam etmesi halinde Şehzade Abdülhamit'e yakın bir zamanda taht sırasının gelmeyeceği çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla Şehzade Abdülhamit'in bu dönem içinde aslında amcasının özellikle padişahlığı döneminde çok hayatın içinde konularla ilgilendiğini ve de diğer taraftan da aslında her ne kadar yakın bir dönemde padişahlık beklentisi olmasa da gene de böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde en azından zihnen kendisini hazırladığını görebiliyoruz. Çünkü sonradan padişah olduktan sonra yaptığı icraatlara baktığımızda en azından bu hazırlığın mevcut olduğunu onda görebiliriz. Şimdi çocukluğunda tabii meraklı aslında. Mesela paraya düşkün bir genç, tasarruf etmeyi seviyor ama aynı zamanda kendini eğitme anlamında da mesela Van Beri'nin şöyle bir şey anlattığını biliyoruz. Ablası Fatma olan boya hammaddesi kullanılan Üstübeç madeninin satışını yapması gibi böyle yani kendisi açısından ciddi kazançlar getiren bir ekonomik bakış açısı olduğunu da biliyoruz. Diğer taraftan tabii bir bankeri var ona bu anlamda yardımcı olan Zarifi isimli. O da tabii ki akıl veriyor haliyle bu konularda. Dolayısıyla bu anlamda işte borsada da yatırım yaptığını ve oradan da mesela bir kazanç temin ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla şehzadeliği döneminde aslında her ne kadar yakın bir dönemde padişahlık beklentisi olmasa da kendisi gündelik hayatın içinde bir şehzade nasıl yaşaması gerekiyorsa aslında onu yapmıştır. Tabii amcası Sultan Abdülaziz'in serbest bırakması da bunda bir faktör. Dolayısıyla işte Kağıthane'de bir çiftliği var mesela. Oraya gidiyor. Sonra yazları özellikle denize giriyor. Ki bunu da gene doktorun tavsiyesi denize girmenin ona yararlı olacağını söylemesi açısından işte mesela şeyde Kız Kulesi'ne gidip denize giriyor. Bir nevi spor amaçlı olarak da bunu değerlendiriyor. İşte Tarabya'da bir yazlığı var. Esas olarak da bir şehzadeler Dolmabahçe Sarayı Şehzadegen şeyi vardır. Şehzadegen dairesi vardır. Orada kalırlar ama Şehzade Abdülhamit böyle diğer mekanlarına da gitmek suretiyle işte Maslak'ta bir köşkü var. O şekilde gündelik hayatını geçiriyor. Tabii özellikle 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati vesilesiyle Şehzade Hamid'in de
Avrupa'ya gitmese onun hayatında çok önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. Çünkü bu 1867 yılında işte Paris, Fransa, İngiltere, Londra, Avusturya, Viyana, Prusya gibi birçok ülke gezildi ve buralarda yapılan temaslar sırasında 2. Abdülhamid'in birçok gözlem yaptığını bilebiliyoruz. Yani mesela aynı seyahatte ağabeyi Murat da var. Murat da işte çok güzel Fransızca konuşuyor, eğlenceli bir insan. Avrupalılar ona çok da ilgi de gösteriyorlar ve daha çok böyle eğlenceli günler geçirmeyi tercih ediyor Murat. Ama Şehzade Hamit daha çok gözlem yapmayı tercih ediyor. Dolayısıyla müesseselerini, mesela eğitim müesseseleri, işte sanayi müesseseleri, onlar üzerinde gözlemler yapmak, demir yolları üzerinde gözlemler yapmak ve yabancılarla diyaloğa girip onlardan o diyaloglar vesilesiyle tecrübesini arttırmak gibi bir çaba içinde olduğunu görüyoruz ki bütün bu çabaları aslında ileride son derece işine yarayacaktır. Yani dolayısıyla şehzadelik döneminde 2. Abdülhamit böyle yoğun bir şey geçirmiştir, bir yoğun bir hayat geçirmiştir. Ve 34 yaşına kadar süren bir şehzadelik dönemi var. Bu anlamda tabii evlilik de yaptığını biliyoruz şehzadeliği sırasında. Yani iyi bir aile babası, o anlamda onu da söyleyebiliriz. Hatta şehzadeyken ilk çocuğu olan Ulviye Sultan'ın hayatını kaybetmesi bir yangın vesilesi. O acıyı da yaşamış bir kişi ve dolayısıyla bir taraftan kendisine taht sırası gelmesini beklerken, diğer taraftan da hayatın çok içinde bir kişi olarak günlerini geçirmiştir. Abdülhamit Han kendisini bir anda tahta buldu dedik ki Abdülhamit Han tahta geçmeden önce meşrutiyeti ilan edeceğini söz verdi ve meşrutiyeti ilan ederek de tahta geçmiş oldu. Uzun süre tahta kalacaktı. Hemen tahta geçer geçmez devlet idaresini saraya taşıdı. Sultan Abdülhamit tabii 31 Ağustos 1876 tarihi itibariyle padişah oldu. Şimdi dönemin konjonktürüne baktığımızda aslında Bağvali'nin, yani Osmanlı hükümetinin daha hakim olduğu, yani devlet idaresinde hükümetin daha geçerli olduğu ve kararların daha çok Osmanlı hükümetinden çıktığı ve padişahların da aslında bunları onayladığı bir süreç, özellikle Tanzimat ve sonrasında böyle bir süreç yaşanmaya başlamıştı. Dolayısıyla 2. Abdülhamit de tabii ki padişah olduktan sonra aslında bu sürecin tabii ki devamını takip edecektir. Tabii şartlar öyle oluşacak ki bir taraftan tabii Bağvali'nin ağırlığı ama diğer taraftan da padişah olmadan anayasayı ilan edeceğine ve meclisi toplayacağına dair vermiş olduğu bir taahhüt de var. Onun üzerine zaten padişahın ilk yıllarında zaten işte kanun esasının ilan edilmesi, sonra Osmanlı Mevlüsan Meclisi'nin toplanması ve hemen beraberinde işte Ayan Meclisi'nin toplanması ve ilk iki yıl bu şekilde geçti diyebiliriz. ...1878 yılında ise meclisin faaliyetlerini ara verdirmiştir. Yani bir nevi tatil, o dönemde kullanılan kavram çünkü tam o şekilde. Anayasanın işte 35. maddesi gereği padişahın meclis çalışmalarını tatil etme veya feshetme yetkisi var. Dolayısıyla Osmanlı-Rus Savaşı'nın devam ettiği bir ortamda şöyle bir gerekçe de ortaya koydu padişah. Dedi ki savaş ortamındayız ve meclisle hükümetin ortak alması gereken kararlar var. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki günler değil saatler içinde bile karar almamız gerekiyor bazen. Ama meclisten bu kararlar kolay çıkmadığı için şu anda işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla bir süreliğine meclisin tatil edilmesi gerekiyor. Gerekçe bu olmuştur.
ve zaten de meclis çalışma takviminin sonuna geldiği şeklinde bir gerekçe de hemen onun yanına konulmuştur. Yani şimdi böylece meclis devreden çıkmış oluyor ama aslında kanun esası birçok maddesiyle yürürlük. Şimdi 2. Abdülhamit meclise çalışmalarına ara verildikten sonra giderek devlet idaresini sarayda yani kendi ellerinde toplama başladı. Biraz da konjonktürden gene kaynaklanıyor ve diğer taraftan da eski dönemlerin işte bir Mustafa Reşit Paşa'sı, bir Ali Paşa'sı, bir Fuat Paşa'sı gibi böyle çok üst düzey yetenekli ve gerçekten devlet idaresini iyi bilen şeyler de devlet adamları da artık pek ortada görünmüyor. Şimdi öyle olduğu için yani bu kaht-ı rical diye bir süreç yaşanacak yani. Şimdi bunu da aslında değerlendirmek suretiyle 2. Abdülhamit saray idaresini yani daha doğrusu memleket idaresini saraya doğru taşıma şeklinde bir uygulamaya gitti. Bunu nasıl yapıyor? Daha çok işte Osmanlı hükümetinin alması gereken kararları aslında önceden hükümete bildirerek o kararların çıkmasını sağlıyor. Bilal de kendisi onaylıyor. Dediğim gibi konjonktür burada tabii ki önemlidir. Ama diğer taraftan tabii ki güvenlik açısından da Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılıp hemen padişahlığının işte 6. ayında Yıldız Sarayı'na taşınması ve orayı bir nevi devlet merkezi haline dönüştürmesi de bu şeyde yani devlet idaresini saraya taşıma konusunda kendisine yardımcı olmuştur. Ve böyle olunca da aslında kararların Yıldız Sarayı'ndan çıktığı, tabii ki gene hükümet var, hükümet kararlar alıyor ama daha çok 2. Abdülhamid'in istediği tarzda kararlar alıyor. Böyle bir mekanizma işleme başlandı. Ve aslında padişahlığının aşağı yukarı sonuna kadar da böyle gittiğini söyleyebiliriz. Abdülhamit Han'ın devleti yönetme tarzına da bakmakta fayda var. Hep konuşulur ya Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı ya da hep denilir ya Abdülhamit Han bir avuç toprak bile kaybetmedi diye. İşte doğru bildiğimiz yanlışlar noktasına geldiğimizde bu bilgilerin hepsinin yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tahta geçtikten sonra 93 Harbi yaşandı. Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki savaşı Rusya kazandı ve birçok yaptırımı ve kaybedilen topraklar vardı. İşte tüm bu süreçler yaşanırken devleti nasıl yönetti, devleti yönetme şekli Abdülhamit'in nasıldı, bu soruya cevap arayacağız. İkinci Abdülhamit'in devleti yönetme anlayışında şu var, bir kere kendi bilgi birikimi ve tecrübesi var. Özellikle de geçen yıllar içinde tecrübesi artacak. Ekonomik işlerden anlıyor zaten. Gene Şehzadeliğinden, döneminden edinmiş olduğu tecrübeyle. Dış politika konusunda gene ciddi gözlemler yapan ve de aslında her ülkeyi ayrı ayrı değerlendirebilecek yeteneğe sahip. Yani Rusya'nın Osmanlı Devleti nezdindeki konumu nedir? Rusya'nın genel politikaları nelerdir? Ve Rusya'ya nasıl politika uygulamak gerekir? Veya İngiltere için benzer şekilde, Fransa için benzer şekilde ve her ülke için bu tarz bir şeyi vardır. Yani nasıl davranılması gerekir bu ülkelere yönelik olarak? Bu konularda fikri vardır ve bilgisi vardır yani. Ve ona göre hareket eder ama bununla beraber hani gerek dış politika, gerek ekonomi, gerek eğitim, gerek sağlık bu alanlarda karar alırken her ne kadar kendi bilgisi olsa bile uzmanlara danışma gibi bir alışkanlığı olduğunu da biliyoruz. Bunu iki şekilde yapıyor. Ya şifahi olarak konuşup, görüşüp işte şu meselede nasıl hareket etmemiz gerekir şeklinde soruyor. Veya gene o dönemdeki daha çok da güvendiği tabii ki devlet adamlarından yazılı raporlar alıyor. Ve o raporlar doğrultusunda işte nasıl hareket edilmesi konusunda kendi fikrinin üzerine onu da ilave ederek bir karar mekanizması geliştirebiliyor. Şimdi böyle olunca aslında evet birçok konuda kendisinin bilgisi var, fikri var ama çevresindekilerin ve en azından bu konularda uzman olduğuna
inandığı ve güvendiği kişilerin fikirlerini de alıyor. Onların bilgisine de başvuruyor. Ve hepsini bir araya getirdikten sonra karar veriyor. Hatta bazı sıkıntılı durumlarda da bu süreci uzatır. Özellikle danışmanlardan yazılı rapor aldığı dönemlerde özellikle uzatır. Çünkü o konuda mesela bir dış politika meselesi konusunda hemen karar vermek gerekmiyordur veya olayı sürüncemede bırakmak gerekiyordur. Dolayısıyla uzun bir süre onu, o meseleyi bir nevi sümen altı eder. O arada raporları şey yapar, değerlendirir vesaire. Ama aylarca geciktirebilir. Ondan sonra da o konjonktür olarak o olay önemsiz hale döndükten sonra da zaten unutulmaya terk edebilir. Bu da devleti idare etme anlayışlarından biri olabilir. Aslında sonuç alıcı bir yönü olduğunu da söylemek lazım. Bazı meseleleri sürüncemede bırakarak veya çözümsüz bırakarak sonuç almak da ikinci Abdülhamid'in politikalarından biri. Bu anlamda aslında bir nevi böyle de başkanlık sistemi gibi son kararı kendisinin verdiği ama bununla beraber geniş bir danışma mekanizmasında yürüttüğü bir sistemle devleti idare ettiğini söyleyebiliriz. XXXIV. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han öyle bir devlet aldı ki devlet ekonomik anlamda batmıştı, iflasın eşiğine gelmişti. Yapamazsın diyorlardı onun için. Öyle bir devlet aldı ki önce ekonomisini düzeltti, sonra attığı adımlarla devletin topraklarını en azından o dönemde kaybetmeme yolundaki adımlarını da gördük. Sadece bununla da sınırlı değildi yapmış olduğu icraatlar, politikaları oldukça önemliydi. Hep Abdülhamit konuşulunca dış politikaları konuşulur ki birazdan yine bu dış politikaları konuşacağız. Vahdettin Engin hocamız Fransa ve İngiltere'ye karşı nasıl bir politika uyguladığını aktardı. Peki ama Orta Doğu'da politikaları nasıldı? Arap coğrafyasını Sultan II. Abdülhamit nasıl süzdü? II. Abdülhamit dönemi Osmanlı coğrafyasında tabii ki Arap dünyası Osmanlı coğrafyasının içinde. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki Müslümanların birliği, İslam kardeşliği sık sık dile getirdiği bir husus. Ve diğer taraftan da zaten kendisi halife olmak hasebiyle Müslüman topluluklarla olan münasebetleri de son derece iyidir. Ve dolayısıyla Orta Doğu'da bulunan Arap unsurlu, yani Osmanlı tebaası olan Arap unsurlarla onların devleti olan bağlılıklarını sürdürebilmek için politika oluşturmuştur. Ve bölgesel olarak o bölgelerin önemli din adamlarını İstanbul'a getirtir ve onları Yıldız Sarayı'nda tutar. Gene onlarla da danışır ve dolayısıyla onların devleti olan bağlılıklarını sürekli olarak devam ettirmelerini sağlayacak şekilde hareket eder. Mesela bu anlamda bir uygulaması da var. Tüfekçiler Bölüğü vardır veya ikinci fırka ve ikinci fırkaya bağlı Tüfekçiler Bölüğü. Burada mesela Arap askerler var. Arnavut askerler var. Ve onları hem güvenlik açısından onları istihdam ederken diğer taraftan da şunu da söylediğini biliyoruz. Ben onları aslında bu şekilde Tüfekçiler Bölüğü'ne alırken aynı zamanda onları askerliğe de ısındırıyorum. Ve bölgesel olarak da Arap coğrafyasındaki insanlar biliyorlar ki padişahın koruması olarak çok sayıda Arap asker görev yapıyor. Hem askerliğe alışmış oluyorlar hem de devlete olan bağlılıkları artıyor. Dolayısıyla bu şekilde yani Müslüman kardeşliğini ön plana çıkaran ve kendisinin halifeliğini ön plana çıkaran ve diğer taraftan da tabii ki İslam bölgelerine Kur'an-ı Kerimler, dini kitaplar göndermek suretiyle insanların temel dini bilgilere sahip olmalarını sağlayacak şekilde de onların ayağına kadar hizmet götürmek şeklinde
uygulamalar yaptığını da biliyoruz. Ve bu anlamda da işte Haç döneminde Haç Müslümanlar tarafından kolay yapılmalı ve onun gerekleri sağlanmalı. İşte güvenli olmalı, yollar güvenli olmalı vesaire. Ve bunun tabii doğal bir sonucu olarak sonraki dönemlerde Hicaz Demiryolu gündeme gelecektir ki tam Orta Doğu politikasının göbeğinde bir uygulamadır Hicaz Demiryolu. Hem gene işte oradaki İslam dünyasına şey yapmak, irtibatı daha kolaylaştırmak, haccın çok daha kolay yapılabilmesini sağlamak ve bölgeyle irtibatın temin edilmesi, aynı zamanda da ticari anlamda da bölgenin kalkınmasını hizmet edecek bir mekanizma olarak Hicaz Demiryolu'nu gündeme getirmesi ve aslında yapması da gene Orta Doğu politikalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. II. Abdülhamit'in Tanzimat ve I. Meşrutiyet dönemlerinin simgesel yapısı olarak görülen Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra yönetim merkezi olarak seçtiği ve 33 yılını geçirdiği Yıldız Sarayı'nın imparatorluğun içinden geçtiği zorlu süreçte oldukça anlamlı bir yeri vardır. Dolmabahçe Sarayı'nı hem babası Sultan Abdülmecit ve amcası Sultan Abdülaziz'in yaşadıkları dramatik olaylardan ötürü hem de denizden ve karadan kuşatılması kolay olduğu için terk eden 2. Abdülhamit, tahta çıkmasının üzerinden geçen 7 aylık sürenin sonunda buraya taşınmış, Yıldız Kasırları bu dönemden sonra Yıldız Sarayı Hümayunu olarak anılmaya başlanmıştır. Abdülhamit Yıldız Sarayı'sız, Yıldız Sarayı da Abdülhamit'siz anılamaz. Tahta geçtikten 7 ay kadar sonra hemen Yıldız Sarayı'na taşındı. Daha önce Osmanlı Devleti'nde Dolmabahçe Sarayı tabii ki kullanılıyordu. Ancak hem bir önceki padişah döneminde darbe olması hem de Abdülhamit'in çok evhamlı olması yönünden dolayı Abdülhamit hemen devlet idaresini Yıldız Sarayı'na taşıdı. Tabii ki Yıldız Sarayı'na taşımasındaki önemli etkenlerden bir diğeri karadan ve denizden saldırıların olabileceğini Abdülhamit düşünüyordu. Yıldız Sarayı'nı konuşacağız ve tabii ki Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki yaşantısına da değineceğiz. Kişiliğine bakmayı da ihmal etmeyeceğiz. İkinci Abdülhamit bir kere kişilik olarak meraklı bir insan tabii ki. Her şeyi merak ediyor. Aslında modern bir insan bir taraftan da ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri de takip eden ve bunların aslında ülkeye de getirtilen bir insan. Nitekim şöyle bir ifadesi var. Ben terakki taraftarıyım diyor. Yani Avrupa'da ne varsa onlar benim ülkemde de olsun isterim diyor ve bunun gereğini yapıyor. Dolayısıyla saray yaşantısında demek ki aslında bu teknolojiye merakının da en azından bir şeyini görebiliyoruz, bir yansımasını görebiliyoruz. Diğer taraftan iyi bir aile babası tabii. Sarayda, Yıldız Sarayı'nda, tabii şehzadeler de sarayda kalır. Hanım sultanlar yani padişahın kızları evlerine kadar sarayda kalır. Dolayısıyla bir kere o yönüyle bir iyi bir aile babası. Çocukların iyi yetişmesine gayret eden bir kişi. Onun dışında da tabii ki Yıldız Sarayı'nı bir hayat alanı haline dönüştürdüğü için kendisi için ve orada yaşayanların hepsi için Yıldız Sarayı'nda birçok şey var. Yani işte orada silahhaneden kütüphaneye, çini fabrikasından işte tiyatro binasına kadar birçok şey var. Sonra has bahçe var, has bahçede bir havuz var. Burada havuzda sandalla gezilebiliyor. Ve böyle baktığımız zaman aslında gündelik hayatta ihtiyacı karşılayacak birçok unsur Yıldız Sarayı'nda yer alıyor. Ve 2. Abdülhamit de aslında devlet işlerinden kalan zamanda buralarda geçirmek suretiyle zamanını değerlendirmiş oluyor. Mesela sık sık kütüphaneye gider. Bir aylık kitap okuduğunu biliyoruz. Bu anlamda özellikle tıp kitaplarına mesela çok meraklı olduğunu biliyoruz.
2. Wilhelm'in Türkiye'ye ziyareti vesilesiyle işte Büyük Frederick'in hayatını okuyor önceden ki o süreçle ilgili bilgi sahibi olsun ve 2. Wilhelm geldiğinde en azından hem bir konuşma mevzusu olsun hem de Alman tarihini aslında bildiğini gösterebilsin diye. Dolayısıyla tabii ki yoğunluk devlet işlerinde olmakla beraber birçok bu tür sosyal faaliyeti de olan bir kişi ve bir tiyatro binası var tabii ki şeyde Yıldız Sarayı'nda. Burada da sık sık konserler düzenlenir, etkinlikler düzenlenir. Padişah bu konserlere tabii ki yabancı konukları davet eder. Yabancı ülkelerden gelmiş olan sanatçılar gene buraya davet edilip burada gösteri yapmaları istenir ve yaparlar. Bir günde baktığımızda padişah işte genellikle sabah kalktığında soğuk suya duş alması bir alışkanlıktır. Her gün bunu yapar. Sonrasında ise hafif bir kahvaltı. Ondan sonra da mabeyine geçip işte devlet işleriyle ilgili çalışmaların yürütülmesi. Sonra öğlen gene hafif bir yemek, sık sık da kısa bir uyku, öğle uykusu ve öğleden sonra da gene devlet işleriyle meşgul olmak veya ziyaretçi kabul edecekse o gün huzuruna ziyaretçileri kabul edip onlarla görüşmek veya kütüphaneye gitmek gibi gündelik hayatının bu unsurları var. Tabii ki kendisi açısından en azından saray yaşantısı içinde önemli bir faktör de marangozhane. Vaktinin belirli bir zamanında marangozhaneye gidip orada böyle sanat açısından da çok değer taşıyan objeler üretebiliyor. Bunu aynı zamanda o gündelik hayatın yoğunluğu içinde kafasını biraz dağıtmak, biraz dinlenebilmek için de yaptığını biliyoruz. Ki kendi ifadesi de böyle. Yatmadan önce de muhakkak şöyle bir alışkanlığı var. İşte polisiye roman okutmak. Onun da aslında gene o gündelik hayatın yorgunluğu ve yoğunluğu içinde kafasını dağıtmak için polisiye romanların okuttuğunu biliyoruz ve uykusu geldiğinde ise romanı okuyan kişiye kâfi demek suretiyle okumayı tamamlattırıyor. Ve sonrasında da odasının kapısı kilitleniyor. Harem ağası olur ama diğer taraftan da Ertuğrul Alayı dediğimiz işte Kara Keçili aşiretinden oluşan onlara öz hemşerilerim diyor aynı zamanda. Bir nöbetçi de muhakkak kapısında bulunur. ...34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesinin ardından Selanik'e sürgüne gönderildi. Yaklaşık 3 yıl Selanik'te kalan 99. İslam Halifesi Sultan 2. Abdülhamit Han, İstanbul'a getirildikten sonra 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı odasında vefat etti. 2. Abdülhamit Han, Beylerbeyi Sarayı'na yerleştikten 1 yıl sonra çeşitli sebeplerle üst kattaki banyoyu kullanamadığı için yatak odasının da bulunduğu alt katta kendisine banyo yapıldı. Sultan 2. Abdülhamit Han, eşi Müşfika Kadın Efendi Sultan'la son yıllarını bu sarayda geçirdi. ...33 yıl tahta kalmış bir padişahtan bahsediyoruz. 33 seneyi burada anlatmaya kalksak bölümler, saatler, dakikalar yetmez. O yüzden daha ilgi çekici, daha nokta tarafları anlatmaya çalışıyoruz ki kendisi 1909 yılında tahttan indirildi. Niye tahttan indirildi ve ne kadar sonra vefat etti? Kaynaklara göre 1918 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Peki ama o 9 senelik süreçte Sultan Abdülhamit Han ne yaptı, nasıl yaşadı? O 9 senelik sürece baktığımızda Birinci Dünya Savaşı çıktı. Çanakkale Savaşı'nı takip ettik ki hep denilir ya Abdülhamit tahta kaldığında Dünya Savaşı'nı engellemişti diye. İşte kendisi hayattayken ama tahttan uzaktayken bir Dünya Savaşı'na şahit oldu. Peki ama uzaktan izlerken bunu nasıl hissetti? Hayatının son yıllarında Beylerbeyi Sarayı'ndaydı tabii ki. Yani gözetim altında olan bir dönemdir bu. 1912 yılından 1918'e kadar
Beylerbeyi Sarayı'nda kaldım. Bu süre içinde tabii ki daha önce Selanik'teyken olup bitenler hakkında hiçbir bilgi sahibi değildi. Yani gazete okuyamıyordu ama Beylerbeyi Sarayı'na geldikten sonra kendisine gazete verilmeye başlanmıştı. Dolayısıyla ülkede olan bitenleri takip edebiliyordu ve de değerlendirmeler de yapabiliyordu bu anlamda. Son dönemleri işte mesela bir Balkan Savaşı'nın çıkması ve onun kötü gidişatı en azından işte Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a gelmişti. Sonraki sürece şahit oldu. Ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve o geçen yıllar, 4 yıl boyunca bütün o yaşananlara şahit oldu. Ayrıca da tabii ki giderek savaşın getirdiği enflasyonist bir ortam var, hayat pahalılığı. Padişah olmasına rağmen, tabii ki tahta öndürülmüş bir padişah, o hayat pahalılığının sıkıntısının kendisini de çektiğini biliyoruz. Çünkü bununla ilgili dile getirdiği bir takım hususlar var. Sürekli kullandığı bir ipekli mendil var mesela. Onu satın almak istediğinde fiyatının ne kadar çok artmış olduğunu söylüyor ve diyor ki biz hadi belirli bir gelirimiz var ama fakir fukara ne yapıyor acaba bu hayat pahalılığında diye. Öyle bir üzüntüsünü de dile getiriyor. Yani hayatının son yıllarında o Osmanlı Devleti'nin tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği şeyleri de gördü tabii ki, o kayıpları da gördü. Ama diğer taraftan işte Çanakkale Savaşı'nda kazanılan zaferi de tabii gözlemleme imkanına sahip oldu. Ve gündelik hayatı tabii ki çok rutindi. Yani saraydan dışarı çıkamıyor. Yanında eşi var, Abid Efendi çocuğu var, saray muhafızları var, hizmetleri var. Ve bir kedisiyle de bir de bir papağanı var. Onlar da onun için çok değerli. Özellikle Beylerbeyi Sarayı'nda o son yıllarını geçirirken hem kedisi hem papağanı ona da bir nevi arkadaşlıklar yapıyorlar. Abdülhamit Han'ın mal varlığından bahsedeceğiz. Sultan II. Abdülhamit Han'ın mal varlığıyla alakalı çeşitli söylentiler var. Kendisi gerçekten çok zengin miydi? Şayet öyleyse servetinin boyutu neydi? II. Abdülhamit tabii ki padişahlığı döneminde hatırı sayılır bir serveti vardı. Bu tartışmasız bir gerçek. Bu tabii şu yönüyle öncelikle bakmak lazım. Kişisel servet. Kişisel serveti zaten şehzadeliği döneminde edinmişti. Dolayısıyla o anlamda doğrudan kendisine ait bir serveti. Diğer taraftan da tabii hazine-i hassanın kontrolü de padişahın elinde olduğu için orada da tabii ki çok sayıda çiftlik, gelir kaynakları vesaire, hatta petrol bölgelerinin tapularını da hazine-i hassaya aldırmıştır. Bu anlamda ciddi bir servete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu padişahlığı dönemi için geçerlidir. Tahttan indirildikten sonra Selanik'e gönderilmişti ve orada gözetim altında bulunduğu bir sürede İttihat ve Terakki iktidarı 2. Abdülhamit'ten servetini orduya bağışlamasını istedi. Ve de o da bu şekilde hareket etti. Ve mevcut olan servetini orduya bağışladı. Sadece normal hayatını devam ettirebilecek şekilde bir ödenek, yani devrik bir padişah olarak ona ve ailesine ayrılmış bir ödenek vardı. Onunla geçimini temin ediyordu. Dolayısıyla yani padişahlıktan sonraki dönemde çok zengin bir insan olduğunu söyleyemeyiz. Kendisinin şehzadelik döneminden kalma büyük bir servetinin olduğunu Vahdettin Engin hocamız da anlattı. Peki ama kendisi 1909 yılında tahttan indirildi demiştik. Tahttan indirilirken İttihat ve Terakki Partisi kendisinin servetine el mi koydu? Bunu bağışlasan iyi olur şeklinde bir, en azından zorlama diyebileceğimiz bir süreç yaşandı. Orada da bir takım şartları olmuştu. Yani nedir o şartlar? Mesela Alaaddin Köşkü'nde kalıyordu orada. Alaaddin Köşkü'nden ve Selanik'ten memnundu. Havasının da iyi geldiğini söylüyor Selanik'in havasının kendisine. Dolayısıyla ben bundan sonraki ömrümü burada geçirmek isterim. Dolayısıyla Alaaddin Köşkü'nü benim adıma satın alın
bundan sonra burada kalayım demişti. Sonra işte kızlarının evliliği için gereken ödeneğin ayrılmasını talep etmişti. Çocukların eğitimi için, işte özellikle Abid Efendi'nin eğitimi için gerekenlerin yapılmasını talep etmişti. Bunlar kısmen karşılandıysa da, tabii mesela köşk satın alınmadı kendisi adına. Dolayısıyla kendi şartları buydu ve bunlar kısmen yerine getirilse de aslında biraz da tabii ki üzerindeki o baskıyı da hissederek bütün mal varlığını orduya bağışlamış oldu. İlk etapta Abdülhamit Han öyle bir yıkık devlet aldı ki, öyle bir iflasın eşiğinde bir devlet aldı ki demiştik. Kendisini hatta başaramayacaksın diye söyleyenler de o dönemde çıkmış ki hemen oraya geri döneceğiz. O dönemde her şeye çok fazla zam yapılırmış. Ekmeğe bile ciddi anlamda hemen hemen her gün zam yapılıyormuş. Abdülhamit Han geldikten sonra 5 para dahi zam yapılmasına izin vermemiş. Peki ama nasıl engel olmuş buna? Gelin birlikte dinleyelim. İkinci Abdülhamit tabii ki her ne kadar Yıldız Sarayı'nda yaşasa da olan bitenlerden her şeyden haberdar oluyor. Yani bir kere hem kendisine istibari bilgi geliyor hem de zaten insanlar nasıl yaşıyorlar bunu kendisi de merak ediyor. Ve aslında toplumun sıkıntı içinde olmaması da tercih edeceği bir durum olduğu için bu konularda sürekli bir bilgi akışına sahip. Ve aslında olan bitenlerden de bu anlamda haberdar. Özellikle ekonomik alınan bir takım tedbirlerden sonra işte dış borçlarında indirime gidilmesi vesaire, ülke iktisadi yapısında belirli bir istikrar gelince aslında enflasyonist ortam ortadan kalkıyor ve hayat ucuz bir hale geliyor. Dolayısıyla bu anlamda 2. Abdülhamit döneminde sıradan vatandaşlar bile normal bir yaşantıyı sürdürme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu anlamda hallerinden çok şikayetçi değiller. Ama zaman zaman tabii ki şartlar gereği bazı tüketim maddelerine zam yapılma ihtiyacı ortaya çıkınca özellikle ekmek konusunda çok hassas olduğunu görüyoruz. Çünkü insanımızın işte özellikle fakir fukaranın temel gıda maddesi ekmektir. Dolayısıyla öyle fırıncılardan veya belediyeden böyle bir talep geldiği zaman, ekmek fiyatına zam yapılması talebe geldiği zaman bunu karşı çıktığını ve hatta o dönem itibariyle 5 para yüksek bir rakam değildir ama ekmeğin okkasına 5 para zam yapılmasına bile müsaade etmem şeklinde irade çıkardığını biliyoruz. Bu da aslında halkın yaşantısından haberdar olduğunu ve onların aslında sıkıntı çekmeden yaşayabilmelerini sağlayacak ortamı hep hazırlama çabasında olduğunu bir göstergesidir. O yüzden bu tarz şeylerde müdahil olmuştur hep. Yani ekmek fiyatlarının artması konusunda hep müdahil olmuştur ve artmasına izin vermemiştir. O dönemde ekonomi kötüydü. Aslında ekonomik terimler değil bunlar. Hayatımızda da bir şey çok fazlaysa ona talep azalır. Ama bir şey azsa ona daha fazla kıymet verilir, değer verilir. Arz talep dengesi diyebiliriz. O dönemde et fiyatlarının çok fazla arttığını görüyoruz. Abdülhamit Han da et fiyatlarındaki artışı önlemek adına et kurumlarını arttırıyor. Devletin böyle kurumlarını oluşturuyor ve bu yolla da et fiyatlarını düşürüyor. İstanbul'daki tabii ki toplum yaşantısını gözlemlediği ve bilgi sahibi olduğu için tabii hangi dönemde neye ihtiyaç duyulur? O konularda da hem bilgi sahibi hem de gerektiği zaman ne tür tedbirler alınmasını da aslında her zaman istiyor ve bu konuda emirler veriyor. Dolayısıyla işte daha kış gelmeden önce hazırlıkları yani kışın yakacak hazırlıkları kışın yakacak için gerekli malzemenin temin edilmesi ve bunların sağlanması için
emirleri baştan veriyor. Ve dolayısıyla bunlardaki fiyat artışlarında önüne geçmeye çalışıyor. Yani kış geldiğinde özellikle fakir fukara şey kalmasın, soğukta kalmasın. Bu konuda ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda gerekeni de yapıyor. Diğer taraftan temel gıda maddelerinden biri de et tabii ki. Dolayısıyla onun da özellikle o dönem itibariyle tercih edilen koyun etidir. Dana eti çok tercih edilmez insanlar tarafından. Dolayısıyla İstanbul halkının tüketimine yetecek kadar koyunların her zaman gelmesi ve bu anlamda et sıkıntısı çekilmemesi veya fiyatların artmaması ikinci Abdülhamid'in gene tercih ettiği hususlardan biri ve bu konuda sürekli gene emirler veriyor yani. Hatta bir dönemde et fiyatlarının artması söz konusu. Şimdi öyle olunca kendisi devreye girip işte devlet olarak hayvan satın alıp onları kestirip mahallelerde sattırıyor. Bir nevi tanzim satışı tarzında. Ve gidip kasap dükkanlarının yanında o etleri sattırınca bir rekabet ortamı oluşmuş oluyor ve dolayısıyla kasaplar et fiyatlarını ucuzlatmak zorunda kalıyorlar. Yani o dönemde serbest piyasa koşullarına dikkate almak suretiyle aslında piyasaya fazla ürün verirseniz onun fiyatının düşmesini sağlayabilirsiniz mantığıyla işte bol bol et, devlet eliyle et piyasaya et vermesi ve sonra da et fiyatının düşmesini sağlayabilmesi. Bütün bunlar aslında temel ihtiyaç maddesi neyse halkın onları hem kolay ulaşabilmesi hem de yüksek fiyat olmadan ulaşabilmesi hep bütün bunları sağlama çalıştı. Ve aslında şunu da biliyoruz ki bu konularda başarılı da oldu. O yüzden öldüğünde arkasından insanların en azından cenazesinin arkasından ağladıklarını biliyoruz. Evvel zaman içinde de bu hafta Sultan II. Abdülhamit Han'ı işledik. Enine boyuna, doğumundan şehzadeliğine, şehzadeliğinden son yıllarına kadar anlamaya çalıştık. Bir başka evvel zaman içinde de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.